Herkese merhaba arkadaşlar. Gönüllerle birlikte Farming Simulator'da bu arada önceki bölümde özür diliyorum. Farming Simulator yerine Minecraft demişim. Minecraft oynamaktan artık sürekli Minecraft diyorum videolarda. Kusura bakmayın. Şimdi şeker kamışı ekeceğiz bu bölümde. Şeker kamışı için şuradan hangisiydi? Sugarcane. Beet değil. Sugarcane. Bir dakika. Şu daha kaliteli. Bunu ekelim. Pardon, daha şey. Yani değişik bir şey var arkadaşlar. Şöyle şunu da alalım hatta. Göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Depolamak için de ayrı şey istiyor sanırım. Şunu da alalım. İşimize yarar belki. Bir de bunun Sugarcane diye makinesi var. Ne kadarmış? O da 350 bin. Şöyle bir aleti var. Onu da alırsanız şöyle hemen orada olan araçlardan şey yapalım. Bir önceki bölümden hatırlarsanız ben burayı hazırlamıştım yani şu araçları falan. Şöyle alalım hemen. Yanılmıyorsam şu heh, tamam, şundan da arkasını dolduralım. Gerek yok zaten öyle şey, çok zahmet arkadaşlar. Hemen gidelim tarlamıza bunu ekelim. Ya bu arada inşallah bu ekmeğe yarıyordur. Yanlışlıkla sizi şey yapmayın yani yanlış bilgilendirmeyin. Yani şu otlardan da geçilmiyor ki. Şöyle bunu açalım arkadaşlar. Değişik bir şekilde şey oluyor. Market standı gibi aynı yani. Hemen şunu şöyle işçiye verelim arkadaşlar. Bir dakika. Sugarcane ekiyor değil mi? Bu benim izlediğim videolarda çünkü daha farklı bir şeyler şey yapıyordu. Ekiş biçimi daha farklı. Bir dakika, şuradan ben bunu bir test edeceğim arkadaşlar. Zaten arkadaki bir dakika. Bu tarla boş değil. Bir dakika. Şunu da alacağım. GTA gibi böyle şuraları bağladım ama. P ile Sugarcane teknoloji. Şuradan bir tane içime kurt düştü çünkü. Bizim orada traktörümüz var yani. Ondan o bölgede yani. Test edelim yani. Test etmekten şey çıkmaz. Yani iki alete de bakarız. Acaba onun da marka adı ne söyle? Bu sanki biraz daha dar şey yapıyor, ekim yapıyor. Hani bu tarla boştu? Bir dakika, bu tarla benim başka bir şeyde işime yarayacak. Ben anladım. Yani bununla da gidip tarlanın öbür ucunu ekmeye çalışalım. Nasıl olacak? Farkı bir şey yaparız arkadaşlar. Gözden geçiririz. Ya bakın bu biraz daha fark. Yok, bu da aynı. Niye zahmete girdik ki? Buraya gel lan. Tamam, şu şundan bir kurtulalım, bunu satarız sonra. O ekene kadar biz de gidelim makinayı alalım. Makinaları getirelim yani buraya.
Bunun taşımacılığı herhalde özel. Yani özel şeylerle yapılıyor. Yalnız Transformers filminde bir şey vardı. Aa, bu niye böyle? He, tamam, anladım. Onun için o zaman ayrı bir şey gerekiyor. Ya bunu iki biçimde yapabiliyorsunuz. Bir böyle, diğeri de öyle. Yani diğer şeyle, o araçla. Ama bakın bazen de böyle şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Saman gibi parçalar bırakıyor. Niye böyle yapıyorsa anlamadım da. Şunu da şu arkasına alalım. Ya satışından hiç bahsetmiyorum videolarda ama niye böyle oldu? Hemen şuradan bir trailer saralım. Fark etmez, direkt alsın. Onu takmalı. Niye acaba? Ben bunu araştırdım da bu ben bu aleti araştırdım, niye böyle yapıyor? Yani arkasına şey falan alıyorlardı benim izlediğim YouTuber'lar. Biraz geç çektiğimden, bir de bazı şeyleri bilmediğimden arkadaşlar, yani YouTuber'lardan destek alıyorum izleyerek onların videolarını. Bak, böyle olanları takıyor. Arkasına da böyle şey almak zorundasınız arkadaşlar bunun. Bu arada şöyle bir şey yapalım, hemen zamanı ileri alayım ya, şey yapayım ben. İleri alayım derken böyle. Ya şunların dokunulmazlığı var ya, GTA'da vuruyorsun araba uçuyor örnek, veya başka bir oyunda. Bunda arabalara çarpıyorsun, senin araba 200 metre geriye gidiyor. O özellik çok gıcık. Fidanlar sanki biraz büyümüş. Şu fidanlar arkadaşlar yavaş yavaş böyle büyüyecek ama nasıl diyeyim, yani ben o kadar bekleyemeyeceğimden dolayı videoda, siz böyle yaparsanız büyük ihtimal böyle ağaç tarlaları yaparsanız, o tarlalardan da yani şeyi beklersiniz. Yani bu da böyle eksin arkadaşlar. Ben videoyu da dondurayım sizin için. Arkadaşlar biçebilmeniz için şöyle hale gelmeleri lazım. Yanlış yaptık ya. Neyse. Şunu şöyle alıyoruz. X ile bir açılım şeyi var tabi. Şu başa geliyoruz arkadaşlar. Onun arkasında var zaten. Şöyle gidiyoruz. Keşke bunu da işçiye verebilsek ya. Bu alete. Yalnız bayağı uzun sürüyor bunun çıkması. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bayağı bir oyun günü. Ben saymadım ama oyun günü olarak bayağı bir şeye gününüzü alıyor yani. Yan yattı ya. Dur. İşi görüyor musun? Yani yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik, yan yattı orada. Şöyle biraz geri gelelim. Başkasının tarlası olduğu için bu arada izin vermiyor şey yapmaya. Kırmaya falan.
Dur. Bu değil ya. Gene aynısını yaptı. Bunu biraz kurtarmak sıkıntı. Böyle bir cenaretlik olabilir mi ya? Şöyle bir şey yapalım. Biz hemen şu diğer araca geçelim. Bak bizi bekliyor, öyle başlıyor. Da illa arkasından mı gezeceğiz yani? Arkadaşlar bunun başlarsa yani lan oğlum, çocuk oyuncağı şey mi bu ya? Sinir bozucu bir şey ha. Heh, tamam. Yani beyefendi ilerlerse yarım saat böyle saçma sapan şeylerden gitti ya. Bak şimdi ne yapmıyor? Yani bunun mantığı böyle arkadaşlar. Diğerine geçelim. Bu arada sesimi biraz fazla yükseltmiş olabilirim, kusura bakmayın. Bu da geliyorsunuz arkadaşlar şöyle tarlaya. Şöyle şeyden geliyorsunuz. Fakat böyle yana gitmemesi gerekiyor. İşte garip bir şey. Bunu işçiye verin yani. Diğerlerinden daha şey. Çok zor bir şey bu. Böyle arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Biçiyorsunuz. Hatta ben işçiye vereyim bunu. Böyle bir işlem var. Hemen gelirine bakalım bunun. Şeker kamışıydı değil mi? Diğerleriyle aynı yani. Bu da öyle çok riske atacağınız bir iş olsun demiyorum. Büyük bir tarlayla yaparsanız belki biraz para kazanırsınız ama maliyetini çıkartır mı bilmiyorum yani. Geri öyle çok para kazanacağınız bir iş değil diğer kanola. Örnek kanola gibi. Örnek kanola nerede bu arada? Şunlar gibi çok para kazanacağınız şeyler değil. O yüzden ben pek tavsiye etmem arkadaşlar. Böyle yani, bunda böyle bir getirisi var. 400 civarında ama diğerlerin sanki patatesten biraz düşük ama şu şeker pancarından biraz yüksek. Yani bu da böyle bir şey arkadaşlar. Yani bilmiyorum, bu da gerçekten değer mi böyle çabaya? He, şunu alırsanız siz delirtmeden şu aletleri kapatalım. Nasıl diyeyim? Bu aleti kullanmayı becerebilirsiniz. Şu an ben kullanamadım ama bir dakika, bunun arkasına şey takılıyor mu? Bu aleti bunun arkasına takarsanız, bir dakika bir test edelim. Bunu da kullanacağım çünkü yani içime şey oldu. Bu arada mouse'u çevirmekte sıkıntı çekiyorum. O alet zaten kullanımı basitti de.
Niye çalışmıyor bu arada? Mesela heyet verelim. Bu şekilde kullanırsanız bunda biraz kâr edebilirsiniz bence. Ama diğer aleti alırsanız, yani çok pahalı bir alet olduğundan dolayı, mesela bunun maliyeti şu kadar, şu an ne kadar? Bir girelim hemen. 45.000, arkasına da işte bir tane şu 30.000'likten aldığınızı düşünürseniz veya diğerlerinden bir şeyler aldığınızı düşünürseniz biraz şey, yani 100.000 ne, bir de ufak bir tarla ayarlarsınız. Zaten tarlayı da kendinizden, şu 20. bölgeyi mesela ayarladınız. İyi para kazanabilirsiniz. Bilmiyorum yani, ben pek şey yapmıyorum. Size nasıl yapılacağını şöyle devam edelim önlük. Böyle yani arkadaşlar, bu da bu bölümümüz de bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.